Sayın seyirciler, yatırımlarla tarımın ve çiftçinin yanında olan Konya Şeker, istihdamda da büyük katkı sağlıyor. Örnek projelerle Türkiye'nin yanı sıra dünyaya da örnek gösterilen Konya Şeker, il bazındaki kurumlar vergisi sıralamasında ilk 5'e girerek Maliye Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü. 45 üretim tesisiyle çiftçinin umudu olan Konya Şeker, faaliyet gösterdiği sektör aralığını en hızlı geliştiren şirket oldu. Bu çerçevede son 14 yılda üretim kalemini kristal şekerden tatlı şerbetine, ilaç şekerinden şekerleme ve çikolataya, atıştırmalıklardan et ve süt ürünlerine, dondurulmuş ürünlerden ayçiçeği yağına, organik gübreden hayvancılığa, biyoetanolden elektrik üretimine kadar uzanan geniş bir yelpazeye taşıdı. Dondurulmuş ürünlerini Torku Pratiko markasıyla pazara arz eden Konya Şeker, atıştırmalıkla et ve süt ürünlerini ise Torku Çatı markası altında tüketiciyle buluşturdu. İl bazında kurumlar vergisi sıralamasında ilk 5'e giren Konya Şeker'e bir ödül de Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Naci Ağbal, 2017 yılında ilinizde kurumlar vergisinde en yüksek beyanda bulunan ilk 5 mükellef arasında olmanız dolayısıyla kutlar, ülke ekonomisine yaptığınız değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim mesajıyla ilk 5'e giren firmalara teşekkür belgesi gönderdi. Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Bakan Ağbal imzalı teşekkür belgesini Anadolu Birlik Holding adına İcra Kurulu üyesi Harun Reşat Ersöz'e takdim etti. Başarılarınıza ve üretimden gelen gücünüzde devamını dileriz. İnşallah bu da bizim için teşvik edecekler. Bundan sonra daha çok üretmeye, daha çok kalma diye yaratmaya gayret edeceğiz.